Merhaba arkadaşlar, bugün ek kapılar ve devreler göreceğiz. Derslerimizde kısım 1, kısım 2 diye end kapılarını, iki seviyeli optimizasyonu, haritalama manipülasyonunu gördük, Kano mapları. Ve şimdi ek kapılar ve devreler kısmındayız. Yani burada diğer kapı tiplerini, XOR'ları, bunların ne işe yaradığını göreceğiz. Bir de bufferları, yüksek dirençli kapıları göreceğiz and or ve not yeterliyken neden böyle bir şey gerekli? Yapılabilirliği arttırmak ve düşük maliyete getirmek. Yani öyle kapılar var ki and or'ları peş peşe sıralamaktansa kendi içerisinde transistörleri ayarlayarak daha az maliyetle bir işi yapmanızı sağlayabiliyorlar. Şimdi mantık fonksiyonlarını hayata geçirirken destek güç sağlıyor ayrıca bize bu ve alışıldık gösterimlerde bu kapılarda var zaten. Kapıları sınıflandırırsak temel kapılar, and, or, not gibi kapılar. Bunlara temel ya da primitif operasyon yapabildiğimiz kapılar diyoruz. Bir de karmaşık kapılar var. Tanımından anladığımız kadarıyla birden çok temel operasyon olan kapılar. Önce temel kapıları gösterelim and or ve not'ı görmüştük. Bunların doğruluk tabloları da yanında. Ayrıca cebirsel ifadeleri de and'in çarpma, or'un toplama diye görülmüştü. Not'ın da girişi değillemesi şeklinde bir x üstü çizgi şeklinde gösteriliyor idi. bugün göreceklerimiz buffer var mesela. f eşittir x. Yani gelen bilgiyi aynen dışarıya aktarıyor ne anlama geldiğini söyleyeceğim. 3 durumlu buffer var. Enable yani aktif edilebilen buffer ya da açık kapı olabiliyor. Enable değilse. NAND var çok önemli. X çarpı Y'nin değili aslında bu. Sonra NOR kapıları var. X artı Y'nin değili şeklinde. Önce buffer'ı görelim. F'eştir X diye söyledik ki ne işe yaradığını anlatacağım dedim bir mantık fonksiyonu olarak bakarsak bu bağlantı kablosundan bir farkı yok. O zaman niye lazım oluyor ki? Bu bufferlar bir tampon bellek, elektronik bir yükselteç aslında. Yani gelen bilgiyi eğer kayıp varsa, sinyal zayıflamışsa yükseltip aynı değeriyle aktarıyor. Böylelikle devre operasyonlarına bir hız katıyor. Hem yükseltiyor hem hız katıyor. NAND kapısına bakalım. Temel bir NAND aşağıda sembolü gösterilen şekilde 3 girişli 2 girişli olabilir. Aslında NAND AND INVERT diye anılıyor ve NOT yapılmış AND kapısı demektir. Uçtaki küçük daire baloncuk dediğimiz şey değil fonksiyonunu temsil etmekte. NAND kapısı Demorgan kuralından hareketle INVERT OR ya da NAND şeklinde de karşınıza çıkabilir. Invert or'da ne olur? Girişleri değillersiniz, X değil artı Y değil artı Z değil olabilir. Bu değili parantez dışına alırsanız X çarpı Y çarpı Z'nin değil olur. O da NAND'tir. Girişler değillendiği ve sonra orlandığı için NAND aslında invert or olarak da bilinmekte. Yani AND invert eşittir invert or o da eşittir NAND diye hatırlamanız gerekiyor. Şimdi tek girişli veya girişleri birbirine bağlı olan bir NAND de NOT kapısı olabilir. Değilleyicidir. NAND kapısı CMOS teknolojisinin temeli ve hızının nedenidir. Evrensel kapı tanımını yapacağım burada. Eğer her mantık fonksiyonunu bu kapı aracılığıyla gerçekleştirebiliyorsak bu kapılara evrensel kapı diyoruz. NAND de bir evrensel kapıdır. Ne demek istiyoruz? Görelim. Mesela not yapmak istediğimizde uçlarını birleştiririz. Ama bunu uçları birleştirilmiş nand şeklinde göstermiyoruz. Gene de değil kapısı şeklinde gösteriyoruz. Ama onu bilin yani uçlarını birleştirdiğinizde nand not kapısı haline geliyor. End'i gerçekleştirmek için normal bir nand kapısının arkasına not koyarsanız ne olur? x çarpı y'nin değilinin değili olur. Yani o da x çarpı y o da eşittir. Endlenmiş x girişleri olmakta. Oru gerçekleştirmek için de girişleri yani x girişlerini değilleyip ondan sonra nende verirsiniz. Bu durumda çevirsel ifadeye dikkat ederseniz x üssü çizgi yani x'in değili çarpı y'nin değili olacaktır. Bunun parantez olarak değilini alıyorsunuz. Dışarıdaki parantez değil içeri girince operatörlerin değilini alır. X değil değil olur. X'in kendisi yani. Artı olur aradaki operasyon ve Y değil değil olur. O da Y'nin kendisi olur. Bir NAND'in girişlerini değillerseniz OR'u elde edebiliyormuşuz. O halde NAND bir evrensel kapıdır. Diğerlerini bu ile gerçekleştirebiliyoruz. Mesela Karnum hepiniz yukarıdaki gibi olsun. Buradan optimize bir sonuca baktığımızda, x y değil artı x değil y artı z diye bir sonuç çıkıyor. Ve bunu aşağıdaki devreler şeklinde gösterebiliyoruz. Bunları nentlerle iki değişik durumda gösterme şansımız var. İlki fonksiyonun endor kapılarına benzer şekli değiller yuvarlak baloncuklar peş peşe geldiğinde birbirini götürüyor çünkü öyle düşünebilirsiniz. Bu baloncukları kaldırdığımızda da aynen fonksiyonu burada gerçekleştiriyor oluyoruz. Fakat sondaki değillenmiş girişleri değillenmiş orada bir nenter sonuçta ona z değil girişi verip dikkat edin oradaki z verilmiyor z değil veriliyor. En son elemanı da NAND haline getirebilirsiniz. Böylece sadece NAND'lerle devre gerçekleştiriliyor oluyor. NAND'i CMOS olarak şöyle dizayn etmişler. Genel kültür olsun diye ben bunu veriyorum. Burada X çarpı Y'nin değili alınmakta. Mesela X ve Y sıfırsa sonuç 1 olacak. Ve aynı zamanda X ya da Y'den herhangi birisi sıfırsa gene çıktığının 1 olması lazım. Sadece x eşittir 1, y eşittir 1 durumunda sıfır olması gerekiyor. Şu x ve y girişlerinin bağlı oldukları CMOS'ları anahtar gibi düşünün. İkisi de kapalıysa, ikisi de 1 ise yukarıdaki devrenin tabanını toprağa bağlar. Dolayısıyla x çarpı y çıkışında sıfır oluşur. Toprağa direkt bağlı olduğu için. Onun dışında herhangi bir şekilde x ya da y'den birisi açık devre olursa yani sıfır değerinde olursa bu toprağa bağlı olmaz. Yukarı, yukarıdaki devrenin ne geçirdiğine bağlı olarak etkilenir değil mi? Yukarıdaki devrede de x'in değili ve y'nin değili kullanılmış. Yani herhangi bir şekilde e, x ya da y'den birisi sıfır olursa o anahtarlar kapanıyor. Dolayısıyla artı v voltajı x çarpı y'ye direkt ulaşıyor or kapısı gibi düşünebilirsiniz orayı. Dolayısıyla birinden birisi kapalı olursa yani sıfır değerinde olursa artı V voltajı çıkışa ulaşıyor. O da bir anlamına geliyor. Girişler demek ki X ve Y sadece bir ve bir olduğu durumda tek bir durumda toprağa bağlı olduğu için sonuç çıktı sıfır. Onun dışında hep bir. Şimdi bunu bu şekilde gösteriyoruz ama yani bunun silikon devresinin yapımının çok kolay olduğunu tahmin ediyorum. Yani bir paket şeklinde NAND'i bu CMOS devreleriyle gerçekleştirip küçücük mikron seviyesinde bir yere sıkıştırabiliyorlar. Dolayısıyla şuradaki devreleri NAND'lerle tamamen yaparsanız sadece uçlarını bağlamış oluyorsunuz. O yüzden entler, orlar gibi karışık kapılar yerine sadece NAND'le yaparsanız işinizi hem performans hem de sadelik hem de maliyet düşüşü sağlayacaktır size. Sadece NAND tasarladığınız için. Aynı şekilde NOR kapıları var. Temel NOR kapısı aşağıdaki sembolle gösterilir. Bu örnekte 3 giriş kullanılmış. NOR aslında OR invert yani X artı Y artı Z'nin parantezinin değili alınıyor. Gene NOR aslında NOT OR demek. Açılışı. Yani NOT uygulanmış bir OR fonksiyonu. Şuradaki daire gene değili temsil ediyor. De Morgan kuralından hareketle girişleri değilleyip sonra da AND alırsanız yani invert AND de bir NOR olduğunu görürsünüz. Bu durumda demek ki OR invert eşittir invert AND o da eşittir NOR kapısı diye bilmemiz gereken. Eğer gene tek girişli veya girişleri birbirine bağlı bir NOR kapısı yaparsanız bu da değilliyici olacaktır. NOR kapısı peki evrensel bir kapı mıdır? Invert için tek girişli ya da uçları birleştirilmiş çift girişli NOR evet bir NAT kapısıdır ama gene öyle gösterilmez nat kapısı şeklinde gösterilir. Buradan oru elde etmek istediğimizde nor norun çıkışını natlarsanız x artı y'nin değilinin değil olur. Yani x artı y o da eşittir or olur. Gene nent'te olduğu gibi ent yapmak istediğinizde de bu sefer girişleri değilleyip nora verirseniz yani x değil artı y değilim parantez değili ne olur? Değil içeriye girdiğinde parantezin içerisine elemanların değerini alır. X değil değil yani X'in kendisi. Aradaki artı çarpıya döner. Y değil değil olur. O da Y'nin kendisi. X çarpı Y olur. Yani o da end anlamına geliyor. Demek ki üçünü de sağladığı için nor da bir evrensel kapıdır. Gelin exclusive or'lara bakalım. Ve exclusive nor'lara. Exclusive or e ya da xor lojik devrelerinde çok geniş kullanım olan önemli bir mantık fonksiyonu. xor fonksiyonu hazır elektronik bir kapı olarak verilebilir size ya da daha çok tercih edilen diğer kapıların birbirine bağlanması ile uygulanmakta. Exclusive NOR fonksiyonu da XOR'un değillenmişi olmakta. XOR ve XNOR kapıları karmaşık kapı sınıfında aslında. XOR ve XNOR kapıları nerede görülüyor? Karşımıza çıkıyor. Toplama, çıkartma, çarpma devrelerinde genellikle kullanılır. Sayaçlarda arttırmada, eksiltme devrelerinde karşımıza çıkar. Ya da parity yani eşlenik biti üreticinde ve bunların denetleyicilerinde karşımıza çıkar. Tanımlarını yapalım. XOR fonksiyonu yuvarlak içerisinde alınmış bir artı şeklinde gösterilir. X xor y fonksiyonu şu şekildedir. Yani karşınıza hep x çarpı y değil artı x değil çarpı y diye çıkar. Bunu gördüğünüzde bunun xor olduğunu hatırlarsanız hemen yerine xor yazarsınız. xnor fonksiyonu da aslında yuvarlak içerisine alınmış çarpı şeklinde x xnor y ne oluyormuş? x ve y'nin xorlanmış halinin değili oluyormuş. Onda fonksiyonu şöyle çıkıyor karşımıza. X çarpı Y artı X değil çarpı Y değil. Aslında XOR ve XNOR kapılarında iki girişten fazlası olmaz. Bunları siz gerektikçe uçucu ekleyerek yaparsınız. Gerçekte de bunlar sırasıyla tek ya da çift sayı fonksiyonları olmakta. Göreceğiz şimdi. Şimdi XORladığınızda bir şeyi tek mi çift mi 1 var içerisinde diye sormuş oluyorsunuz. Dolayısıyla x 0 y 0 olduğunda içerisinde tek sayıda 1 mi var? Hayır. Hatta hiçbir yok. O da hayır anlamına gelir. Peki 0 1 olduğunda x ya da y'den birisi 1 mi? Tek mi sorusu? Evet, bir tek olmakta. Bir sıfır gene tek mi? Evet tek anlamına gelmekte. Bir bir de? Hayır. İkisi de tek bir olduğu için çift sayıda bir var anlamına geliyor. Peki başka bir anlama gelebilir mi? Dikkat edin. Eğer girişler birbirinin aynı ise sıfır çıkıyor. Yani sıfır ve sıfır girişinde sıfır. Bir ve bir girişinde gene sıfır döndürüyor. O halde girişler birbirinden farklı mı sorusunun da cevabı olur. Eşit değil mi yani? Girişler birbirine eşit değil mi sorusu eksorla yapılıyor. Tersini düşünelim. Girişler birbirine eşit mi? Bakın eksor tablosunda da sadece eşit olduğu durumda bir çıkıyor. Peki buna ne diyebiliriz başka? Çift mi sorusu olabilir değil mi? 0 ve 0 çift sayıda bir mi var? Sıfır da çift sayı, sayıda olduğu için evet çift sayıda bir var diye döndürüyor. Sıfır bir girişi yapıldığında girişlerden biri sıfır diğeri bir olduğunda hayır çift sayıda değil çıkışı verir yani sıfır verir. Bir sıfırda da aynısını verir. Bir bir de evet çift sayıda bir var girişlerde diye çıkışı bir olur. Eksorun bir anlamı da x veya y ama her ikisi birden bir olmamak şartıyla demek oluyor. XNOR'un başka bir anlamı da denklik oluyor anladığımız kadarıyla. Çünkü girişler birbirine eşit olursa sadece bir çıkışı veriyor. XOR fonksiyonu 3 veya daha fazla değişken için genişletilebilir. 2'den fazla değişken için tek sayıda bir bitimi var sorusu veya XOR olmayan modu ki... Toplama fonksiyonu şeklinde dönüşür. X, XOR, Y, XOR, Z şeklinde üçlü yaparsanız formülü böyle açılabiliyor. Tek sayıda bir biti testinin yani XOR testinin tersi çift sayıda bir biti olmasıdır. Ya da o, o da XOR testine tutulursa çıkar. XOR'un özelliklerini veriyorum. Ara sınavda da sormuştum. X değişkeniyle 0 eksorlanırsa bir değişiklik olmaz. Ama X değişkeniyle 1 eksorlanırsa X'i tersine çevirir. Aynı şekilde giriş kendisiyle eksorlanırsa kesinlikle 0 olur çünkü aynı değerler geldiği için eksor ne yapıyordu? 0 çıktı verir. Farklı mı sorusuna cevap vereceğiz. Farklı olamaz çünkü her ikisi de x. Eğer x'i kendisinin değiliyle sorarsanız, evet ikisi birbirine her zaman farklı olacağı için sonuç 1 olur. x eksor y ile y eksor x yer değiştirebilir demek ki değişkenler. Aynı sonucu verir. Parantez kullanabilirsiniz eksor etrafında. Parantezi nereye koyarsanız koyun sonuç parantezlerin olmadığı üçlü eksor haline gelmektedir. Yine XOR ve XNOR'un pek bilinmeyen özellikleri de vardır. Mesela X'i Y ile XORlarsanız bu X'in değili ile Y'nin değilini XORladığınız durumda da aynısı sonucu verir. Benzer şekilde XNOR'da da X'i Y ile XNORladığınız diyelim ki değillerini XNORladığınız hali de aynı sonucu verir. Eğer x ve y değili eksorluyorsanız bunun denki x değil eksor y olmakta. O da ilginçtir. x ile y'nin norlanmış hali oluyormuş. Sembolleri şöyle aslında or sembolü ama ekstra bir çizgi var girişlerinde. X NOR'da çıkışına bir baloncuk yerleştirilmiş XOR olmakta. Buradaki sembollerin sadece iki girişleri mevcut. Temel SUM OF PRODUCTS uygulamasıyla aşağıdaki şekilde XOR'u gerçekleştirebilirsiniz. Formül neydi zaten? X çarpı Y değil ile Y çarpı X değilin toplamıydı. Dolayısıyla... Bu devre XOR'u gerçekleştiriyor. Peki bunu NANDlarla yapmak isterseniz, onu da şöylece veriyoruz, ama ispatını da vermişiz. Yani öncekine benziyor ama farklı bir yapısı var. Çaprazlama bir giriş değil. Sadece girişler her ikisi X ve Y bir NAND kapısından geçiyor, sonra diğer NANDlerin girişine veriliyor. Ve burada NAND'dan başka bir şey kullanılmamış. Aşağıdaki formülü açarak en sonda x çarpı y değil artı x değil çarpı y haline ulaşıyoruz. O da eksor olmakta. Bunu bir inceleyin. Tek ve çift fonksiyonları yapmak istediğimizde Carnot map formunda tek ve çift fonksiyonları dama tahtası deseni oluşturuyorlar. Göreceğiz şimdi. Tek fonksiyonda min indis değerinin binary karşılığında tek sayıda bir varsa o gözde 1 olacak. Çift fonksiyonunda ise min termlerin indis değerlerinin binary karşılığında çift sayıda 1 varsa o gözde 1 olur. 4 değişkenli ve 2 değişkenli tek çift fonksiyonunu yapmak çok zor. Ağaç yapısı gerektirir. 2 girişli XOR veya XNOR'lar 3 veya 4 girişli tek çift fonksiyonları haline getirilebilirler. Mesela üçlü XOR kapısı dama tahtası şeklinde dediğimiz dizilimi böyle oluyor Karno map'te. Bunların fonksiyonları XOR'a uygun olarak çıkıyor. Oradan sizin fark edip dur bunlar diye işaretlemeniz gerekiyor. Ve bütün biriler tek başına seçiliyor burada. Herhangi bir komşuluk yok. Şimdi İki kapılı XOR'larla üç kapılı XOR yapmak mümkün. Parantez kullanabiliriz demiştik. X ve Y'yi XORladıktan sonra onun çıkışını Z ile XORlarsınız. Böylelikle parantez kullanmış olursunuz. Aynı şekilde dörtlü de ilk aşamada W ve X XORlanır. Sonra Y ve Z XORlanır. Bunların çıkışları ayrıca XORlanır. Böylelikle dörtlü XOR da yapılmış olur. Şimdi biz buradan eşlenik parit bit üretimi ve bunların testine bakalım. İkinci dersimizde n bit bilgiye bir eşlenik parit bit ekleyerek n artı bir bit kelime elde etmiştik. Eğer birlerin sayısı birde de çiftse ve tek olması isteniyorsa eksor bir ekler bu devreye. Yani tek pariti, odd pariti dediğimiz yapıyı oluşturur. Eğer birlerin sayısı tekse ve çift olması isteniyorsa XNOR'la bir ekleriz. Buna da even parity demekteyiz. Tek devresi şöyle hatırlayın XOR'dur. Basitçe. Ve verilen sayının içerisindeki birler çift mi kontrolü yaparken diğer alternatif ne olacak? Çift devresi olacak. XNOR'dur o da. O da tek mi kontrolü yapar? Örneğin üç girişli ve dördüncüsü çift eşlenik biti olacak şekilde bir sayı oluşturun dediğimizde X, Y ve Z'yi XOR devresine sokarsınız. Pereti elde edersiniz. Bunu sayıya eklersiniz. Yine gelen 4 uzunlukta bilgiye tek eşlenik devresiyle kontrol edin dersek nasıl kontrol edersiniz? Örnek senaryo. X Y ve Z şu şekilde verilsin. 0 0 1. Buna parite eklemek için XOR devresine soktuk. Parite 1 dedi. Soru neydi? XOR'da çift mi? Örnek senaryo şöyle. X 0, Y 0, Z 1. X ve Y'yi XORladığınızda sonuç 0 olur. Bu 0'la Z'den gelen 1'i XORladığınızda da sonuç 1 olur. Yani perite bitimiz 1. Bunu şöyle gönderiyoruz. X, Y, Z ve P diye hatta veriyoruz. Karşıya 0, 0, 1, 1 şeklinde geldi. Hata şu anda 0. Eğer yolda diyelim ki Y 0'dan 1'e değişirse herhangi bir gürültü, manyetik alan etkisi vesairesi nedeniyle sıfırdan bire değişti. Kontrolü dörtlü periteye tabi tutarak x'i y ile eksorlayacağız. Z'yi de p ile eksorlayacağız. Elde ettiğimiz değerleri de tekrar eksorlayacağız. Error fonksiyonundan bir çıkar. Yani hata oldu anlaşılır. Y değiştiği için. Niye? x 0, y bir. Sonuç bir. z 1, p 1. Sonuç 0. Ama sıfırla biri 1'i eksorladığımızda en son çıkışta error 1 olur gibi. Şimdi farklı bir şey high impedance çıktı, çıkışlar. Lojik kapılar hep şöyle gördük biz. Ya 0'dır ya da 1'dir ama asla iki kapının çıkışını birbirine bağlayıp kısa devre yapıp bir şey elde edemezsiniz. Bunlar biri 0 biri 1, 1 olduğunda hatalı bir sonuca neden olurlar. Bilgiler sadece girişten çıkışa doğru tek yönde akmaktadırlar. Hiçbir şekilde bir yerde iki bilgi üst üste çakıştırılamaz. Üç durumlu lojik kapılarda ise üçüncü bir çıkış değeri geliyor. Bu yüksek direnç ya da high impedance, high z gibi bir durum oluşturuyor. Bu durumda high z üstteki üç durumu değiştirir. Sıfır ya da bir olur lafı sıfır bir ve high z olur şekline dönüşecek. Asla bağlanamaz dediğimiz şey elbette bağlanır şeklinde çıkışların bağlanabileceğini söyleyecek. Tek yönlü bir hareket vardır dediğimiz şeyde bilgide çift yönlü hareket olabilir haline dönüşecek. İlginç bir kapı. Hay z değeri nedir ki? Yani şöyle düşünebiliriz. Hay z sıfır değil bir değil. Açık devre demek. Şimdi devreye bakarsanız çıkış bağlı değil gibi olur. Yani orada bir anahtar var da sanki o anahtarı kaldırmışsanız hiçbir şekilde sıfır ya da bir geçmiyor. Yüksek dirençle karşılaşıyor. Hayz eğer kapıya konulabilir ama sadece 3 durumlu tampon buffer ve özel bir tür olan iletişim kapılarında kullanılıyor. Girişleri bir veri ve bir kontrol olmakta. Yani input girişi ve enable girişi var. Şu üç durumlu tampon ve doğruluk tablosu bu şekilde verilmiş. Bu sembolün doğruluk tablosunda in veri girişi ve enable kontrol girişi bulunmakta. Çift giriş var. Eğer enable sıfırsa zaten bu hiçbir şekilde veri geçirmemesi lazım. Dolayısıyla çıkışını biz direkt high Z diyoruz. Yani input X'in ne olduğu önemli değil. Enable 1 ise o zaman Giriş neyse çıkışta odur. Bir de bu buffer devresinin input girişi değillenebilir halini görebilirsiniz. Ya da enable girişinin değillenebilir hali karşınıza çıkabilir. Üç durumlu bufferları birbirine bağlamak. B0 ve B1 çıkışlarını birbirine lehimlersek ve buna out dersek ne olur? Girişler 1 ve 0 iken Mutlaka bir kapının high olması diğerinin çıkışı out'u belirlemesi istenecek. Durumda kombinasyon sayısı ne olur? 5 olur diyoruz. N tane buffer varsa kaç çıkış olabilir? 2 çarpı n artı 1 olabilir. B1 ve B0 çıkışları var. Bunlara ikisi birden out'u kullanamaz diye bir kural koyduk. Ama her ikisi birden high z olabilir. 5. durum o. Yani B0 high Z olduğunda ben kullanmayacağım dediğinde out kısmını B1 belirleyici oluyor. Sonra görev değiştiriyorlar. B1 susuyor, çekiliyor aradan. B0 belirleyici oluyor. Ve ona göre out belirleniyor. Ya da her ikisi de susuyor. İkisi de çıkışı kullanmıyorlar. Şöyle görüyoruz diyelim ki bir S select sinyali ile S1 olduğunda enable 1'e gidiyor ve aşağıdaki bir girişini aktive ediyor. S0 olduğunda aşağıdaki kapanıyor. Değillendiği için input 0'ı enable ediyor. Enable 0 sinyali. Yukarısı çıkış değerini bize veriyor. Bunları multiplexer'larda göreceğiz. Karşımıza tekrar çıkacak. Bu durumda S sıfırsa input sıfır değilse input bir etkili oluyor. Her ikisinin de enable sıfırın sıfır, enable birin sıfır olduğu bir durum söz konusu değil. Boyalı satır o anlama gelmekte. Yani tablodaki son satır gerçekleşmiyor bu yapı ile. Ayrıca karmaşık dijital lojik kapılar göreceğiz demiştik. Mesela XOR ve XNOR bu kapsama girdiği için tekrar gösterildi. Ancak mesela iki tane girişin entlenip sonra da bu çıkışın NOR'landığı bir kapı olduğunu düşünün. Bunu transistörlerle kendi içerisinde daha az kapı kullanarak gerçekleştirebiliriz. Ve bu kutuyu biz AND OR INVERT AOI kapısı diye isimlendiririz. Formülde de bakın yanda olduğu gibiymiş. W çarpı X artı Y çarpı Z'nin parantez değili. Benzer şekilde or and invert o a i olabilir. Direkt and or kapısı olabilir a o veya or and kapısı olabilir o a. Bunlar dediğim gibi bir kutu içerisinde o a kapısı diye size verilir içeriğinin böyle olduğunu sizin biliyor olduğunuz kabul edilir ve bunların gerçekleştirilmesi transistörlerin bağlantıları vesairesi kendi içerisinde halledilmiştir. Karmaşık kapılar demek ki burada sum of products veya products of sum yapısında çıkışları normal ve değillenmiş olarak verirsek aşağıdaki kısaltmaları kullanıyoruz gördüğümüz kadarıyla and için a, or için o, inverter yani değil için I, sayı olarak da kapı giriş adetleri isminde verilebiliyor. Mesela a, o, I, and, or, invert demek idi. 2, 2, 1, o, a diye bir şey karşınıza çıkarsa, iki girişli iki adet and, bir ora bağlı ve bir de ekstra or girdisi var demektir. Şimdi böyle kapılar niye var peki? Kapıları devrelerde birbirine bağlamaktansa kablo kullanmak vesaire. Burlar hazır dediğimiz gibi transistörler daha az kullanılarak ve kendi içerisinde halledilmiş olarak geliyor. Ve çok sık kullanılan kapılar var. Mesela A, O, I gibi. Daha iyi dizayn yapmış ve devre gecikmesini daha aza indirmiş oluyorsunuz. Performansa da olumlu etkileri var. Dolayısıyla Bunları mühendislikte kullanıyorlar. Bilginiz olsun diye söyledik. Eşlenik parity bit için bir uygulama göstereceğim. Bu parity bitleri bilgiye eklenerek bilgiyle beraber gönderiliyordu. Örneğin 8 bitlik bilgide 1 olan bitler sayılarak tek sayıda 1 biti varsa p eşittir 1 yapılıyordu. Veri bu bitle beraber 9 bit olarak karşıya iletiliyordu. Mesela tamamı sıfırdan oluşursa bunun sıfır diyoruz. Yani çift sayıda bir var kabul ediliyor. Herhangi bir şekilde tek sayıda bir olursa alt satırdaki gibi periti biti bir oluyor idi. Bu toplamda bu 9 bit karşıya aktarılıyordu. Karşıya ulaşınca basitçe aynı işlem tekrarlanıp periti doğru ise hatasız diye kabul ediliyordu. Ya da periti ile beraber hepsi eksorlandığında da sonucun sıfır çıkması gerekiyor. Bu yapı sadece hata olduğunu tespit ediyor dikkat ederseniz. Peki hatayı düzeltebilir miyiz? Evet düzeltebiliriz. CRC kodlama denilen hata düzeltme için farklı bir kodlama var. CRC Cyclic Redundancy kod demek. Aşağıda 8 bitlik veriye 4 veriti birden ekleniyor. Böylelikle 12 bit oluyor. PX dediğimiz paritiler eklenecek bilgiye ve bunlar değişik bit pozisyonlarından elde edilecekler. Bu pozisyonlar P1 için 3, 5, 7, 9, 11 diye verilmiş. P2 için 3, 6, 7, 10, 11 diye verilmiş. P4 ve P8 diye numaralandırılan veriteler için farklı pozisyonlar var gördüğünüz gibi. Bunların bir anlamı var. Şöyle ki biz bunları bilgiye ekledikten sonra karşıya gönderdiğimizde bunlarla beraber ek sorlanıyor veri. Mesela 1, 2, 4 ve 8 bilgileri de eklenerek eksorlanıyor. C1, C2, C4 ve C8 veritileri elde ediliyor. Eğer bunlar sıfırdan farklı bir değer döndürürler ise hatanın pozisyonunu da veriyorlar. C8 en başta olmak üzere C8, C4, C2, C1 şeklinde sıraladığımızda eğer bunlar sıfırdan farklı olursa örneğin 0, 0, 1, 1 diye o zaman üçüncü pozisyonda hata olduğunu bize söylüyorlar. İlginç bir kodlama, ilginç bir özellik. Ve bu tek bit hatalarını kontrol edip düzeltmeye yarıyor. Çok günümüzde kullanılan bir sistem. Çift bit hata varsa hata olduğunu söyler ama düzeltemez. Bazı ikiden fazla bit hatalarında da hata olduğunu söyleyebilmekte. Tabi günümüzde bu tür bilgi kayıpları kablosuz wireless hatlar dışında pek de görülmüyor. Çünkü bir bitin değiştiği durum söz konusu bu hatalarda ulaşan veride bir bit değişti diyebilme durumumuz oldukça azalmış durumda. Evet bugünkü konumuz da böyleydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.